Pencere gazetesi at çay patladı diye vermiş. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı. Bu toplantıda enflasyondan düşüş Mayıs'tan sonra ben dün karar gazetesinin size manşetini okumuştum. Üç gün önce Şubat'ta denili deniliyordu. Üç gün sonra Mehmet Şimşek çıktı. Haziran'a erteledi. Yani bu e, böyle bir ne diyeyim, hani nasıl anlatayım papatya falına dönmüş durumda. Haziran mı olacak Mayıs mı olacak Mayıs mı olacak. Temmuz mu olacak? Onların hepsini çok fazla bir zaman yok göreceğiz zaten. Seçimleri sinsi oyun saydı ve Erdoğan'ın yüzüne söyledi. Şimdi seçimleri sinsi oyun saymak ne demek bunu anlayabilmiş değilim. Cumhurbaşkanı söyledi bunu. Doğalgaz azam kartlara kısıtlama. Merkez Bankası Başkanı'nın bize verdiği müjdeler bunlar. Onu da size aktarayım. Ve geçelim. Yeni Çağ Gazetesi'ndeyiz. Burada da e, kocaman bir manşet, beğenmeseniz de AYM kararına uyacaksınız e, diye vermiş Yeni Çağ Gazetesi. E, enflasyonun sorumlusu asgari ücrete zammış. Bunu öbür tarafta okumamıştım size, gerçekten de Merkez Bankası Başkanı bunu söyledi. Yani verilmiş olan 17.002 liranın enflasyonu azdırdığını iddia ediyor. Yani verilmesi adamlar zaten aç. Zaten yoksul. Dibe vurmuş yoksulluk. Hala enflasyonun sorumlusunun asgari ücrete zam olduğunu iddia edebiliyor yeni Merkez Bankası Başkanı. Karar gazetesine gelelim. Karar gazetesinde asgari ücretli göreve başlığı var her şeyden önce. Enflasyon düşüşünde tarihler sürekli güncellenirken Merkez Bankası Başkanı fiyatlardaki tırmanış için bir numaralı risk asgari ücret artışı dedi. Eriyen aylıklar karşısında milyonlar asgari ücrette yine artış beklentisine girerken gelen açıklama çok dikkati çekti. Hayat pahalılığıyla mücadelede yük yine dar gelinin sırtına mı bindirilecek kaygısı dile getirildi. Zaten Karar Gazetesi de üst tarafta Diyanet daha insaflı çıktı. Fitre e, Türk enflasyonun üst, üstünde artış diye vermiş depremzedenin gündemi de geçim yani e, ne olacak neler olacak hiç kimse yarını görebilir vaziyette değil. Öngörü tamamen ortadan kalkmış. Liyakat deseniz devlet yönetiminde o zaten hiç olmadı ve böylece yuvarlanıp gidiyoruz. AYM e, ile ilgili haberi zaten e, o da alt tarafta görmüş. Milli Gazete Adalete meydan okuyor. Kim okuyor? İsrail okuyor tabii ki. İsrail hazırlıklarını yapıyor. Nereye saldıracak? Refah'taki e, o küçücük alana sıkıştırılmış olan e, Gazze'lilerin üzerine saldıracak. E, hukuk devletinde kararlara uyurulması anayasal zorunluluktur. AYB Başkanı e, o haberi konuşmasının haberinde hemen manşet yanında vermiş... Netanyahu'nun ateşkesi reddettiğini şimdi söyledim. Siyonist terör her yerde diye onun altında ve hedef aslında bütün Filistin. Sadece Gazze değil, Filistin'i İsrail haritasından silmek. Orada zaten şu anda keşke önümde olsa da göstersem 3 tane harita vermişlerdi çok kısa bir geçmişte. Bütün orası Filistin'de. Sonra İsrail geldi. 1948'de İsrail devleti kuruldu. Ve giderek o kadar küçüldü ki şimdi sadece o İsrail haritasının ortalarında bir yerde küçücük bir yer olarak kaldı. Filistin'e ait toprak sözde. O da her tarafı düşmanla çevrili ve her an her şeyin olabileceği bir durumda. Ee, evet geçelim bunda arkadaşlar. Evet yandaş medyaya geldik. Hürriyet gazetesi. Hedefimiz 36 geri adımı yok. Yeni Merkez Bankası, Bankası Başkanı Fatih Karahan yardımcılarıyla birlikte ilk kez basının karşısına çıktı. %36'lık yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini açıkladı. Şu anda tabii ki TÜİK verilerine göre %64.86 yani %65 civarında bir şey var enflasyon oranı var. O TÜİK harikalar diyarında dediğim benim TÜİK'in enflasyonu. Ama en agın enflasyonu, Bilim Adamları Kurulu'nun enflasyon e, tahmini yüzde %129.11. Yani iki katından bile fazla ama 64 bile bu öngörülen 36'nın neredeyse iki katı. Göreceğiz bakalım yani bu seçimlerden sonra nasıl bir e, politika yapılacak? Tabii ki sıkılaştırma politikası sürecek. Ben, e, e, benzinede, da efendim... Ee, elektriğe de zam geleceğini zaten müjdeliydi Merkez Bankası Başkanı. Bu ne demek? Bu iğneden ipliğe her şeye de e, yiyecekler tabii ki dahil olmak üzere. Zam demek. Onlar güncelleme diyorlar ama zam. Deprem endişesini 10 yılda biteceğini söylüyor e, Murat Kurum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı diye Murat Kurum deprem e, konutlarını sokak hayvanlarına kadar ...10 başlıkta topladığı İstanbul Vizyonu Projesi'nde deprem edişesinin 10 yılda geçeceğini söylüyor. 22 yıldır bu parti iktidarda. AKP'den bahsediyorum. Bu arada onu da unutmayalım. CHP'de Kritik ilçeler Haftası. Gene ertelendi. Bazı Ankara'daki ilçeler de dahil olmak üzere bir anket ve yoklama daha yapılacağı hafta sonunda söylendi. Ve pazartesi gününe ertelendi, onu söyleyeyim size. Bir de İstanbul'da 9 şehir gizli, yine TÜİK'ten gelen bir haber bu, açıkladığı haber. Onu da ben size hürriyetten söyleyeyim. Bakın diyor ki, TÜİK'e göre İstanbul'da 15 milyon 57 bin kişi yaşıyor. Tabii bu rakama ne kadar inanılır o da ayrı bir hikaye. Bu nüfusun sadece 2 milyon 153 bininin kütüğü İstanbul'da. Enteresan değil mi? Sadece 2 milyon 153 bininin kütüğü İstanbul'da. Ve İstanbul'da yaşayan başka şehirlerden gelenler arasında da Sivaslılar ilk sırada. Onu da not, not olarak size aktarayım. Ee, Milliyet gazetesi, Millet gazetesinde, Dediler ve döndüler. 11 ili doğrudan etkilenen 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaşanan yoğun göç büyük ölçüde tersine döndü diyerek vermiş millet. Yani gidenler deprem bölgelerinden geri dönüyor anlamında. Eğer tabii ki yaşam olanakları arttırılsa çoğu insan tabii ki dönmek ister kendi vatanına, kendi şehrine. Kendi kentine, kendi ilçesine dönmek isteyecektir mutlaka. Ee, onun dışında Bay Kemal'i uyanıklar hançerledi diye yine CHP'ye. Biliyorsunuz dün söylemiştim. Yani ayrı bir köşe açmak lazım buna. Şimdi sevgili seyirciler, CHP'ye hakaretler bölümüne geldik deyip Cumhurbaşkanı'nın bu laflarını vermek lazım diye düşünmekteyim açıkçası. Ee, sabah